Hazır mısın hocam? Kuantum dolanıklığa geliyorum. Veri mi Tamam. dolanıklığı? Tamam, şimdi bak. Onunla ilgili bir şey Bak söylenmiş mi bu bak, arada? bekle bekle, şimdi bak. Ellerini şöyle yap. Ellerini böyle yap. Şimdi biz dolandık. Bak ben böyle yapıyorum ya. Bak olmadı. Anında yapman, anında yapacaksın kardeşim. Anında. Bekle. Tamam. Böyle bir şey değil. Kuantum dolanıklık böyle bir şey olmadı. Hiçbir zaman da olmadı. Hiçbir zaman da olmayacak. Bununla ilgili videomuz var. Biz burada işte size kuantum dolanıklık anlatmak için toplanmadık. İşte öyle bir tane video çekelim Koray'la size. Kuantum dolanıklık böyle bir şey değil arkadaşlar. Okuyalım. Bakalım kuantum bilgisayar, kuantum dolanıklıkla ilgili söylenen şeyler neler? Şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki kuantum dolanıklıkta ben bir parçacığı etkilediğim zaman, yönünü değiştirdiğim zaman öbür foton, öbür parçacık da anında yön değiştirecek. Böyle bir şey yok. Ben hiç böyle bir şey duymadım ya. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey Yok gerek de yok. zaten de hani. Böyle bir şey gerek de yok. Böyle bir şey olsa yani hani hep eldiven örneği verirler de eldiven örneği de yanlış. Schrödinger'in kedisi falan bunlar da yanlış. Kuantum dolanıklık, onunla ilgili videomuzu izleyin. Artık ne olduğunu anlayacaksınız. Bununla ilgili internette aşırı yanlış bilgi var. Ya ben şöyle bir şey duydum. Dev uzay gemilerini kuantum dolanıklık ve kuantum ışınlanma sayesinde birkaç saniye içerisinde Samanyolu'ndan Andromeda'ya yollayabileceğiz. Bir, madem bu Umarım hani anında, inşallah doğru. bak madem anında gerçekleşiyor, neden birkaç saniye içerisinde? İki, Lag diye bir şey duydun mu sen? kuantum ışınlanma arkadaşlar öyle bir şey değil. Yani kuantum ışınlanma için, kuantum ışınlanma protokolünün gerçekleşmesi için klasik sistemlere ihtiyacımız var. Kuantum ışınlanmanın gerçekleşmesi için klasik bitler kullanmanız ve klasik haberleşme kullanmanız lazım. Olay şu, benim elimde bir parçacık var. Şu an Koray'la aramızda mesafe var bizim. Ben bu parçacığı Koray'a ışınladım. Aldın mı Koray parçacığı? Aldın, tut elinde. Bak, Tamam. yolladım. Aldın mı? Aha, aldı, tamam. Sorun şu, ben Koray'ı aramadan protokol tamamlanmıyor. Yani protokolün, o ışınlanmanın tamamlanması için benim Koray'ı arayıp bazı bilgiler vermem lazım. Bazı klasik ve kuantum mekaniksel bilgileri paylaşmamız lazım. Bu paylaşmadan sonra tamam artık ışınlanma protokolü gerçekleşti. Bu nedenle Koray Andromeda galaksisinde olsa bile benim Koray'ı klasik yollarla arayıp abi sana bir parçacık gönderdim de aldın mı? Aldım. Ha işte onu şimdi Kusura bakma, telefonunu elime alıp bakamıyorum. Rezil olacağım iPhone 5 ya. Yusuf'un söylediğine alternatif şunu söyleyebiliriz aslında. Önemli olan senin oradaki kuantum, seni oluşturan ya da yollayacağın malzemeyi oluşturan kuantum state'lerin bilgisini senin bir şekilde aktarman lazım. bunu söyleyemeyeceğim. Dur, sakin. Çok aşırı aşırı zor söylemesi. Sen daha fonksiyonu girmeden cevap bilgisayar ekranında çıkacak. Aha. Evet, bu da çok bombaydı Bu da çok bomba. Yani ya. elinde kuantum bilgisayar var ya. Yani demeden böyle. tam olarak öyle bir şey. Ya yani kuantum bilgisayarı daha nasıl anlatalım? Barış Özcan etrafından dolanıyor abi. Aslında olması gereken de bu. Yani kuantum bilgisayarla ilgili video çekmiş ve şöyle anlatmış. Bak mükemmel bence. Buraya arkaya efekt falan da vereceğim. Güzel olacak. Kuantum bilgisayar, süperpozisyon. Olmak ya da olmamak. Ya da arada bir yerlerde kalmak. İşte bütün mesele bunlardan biri olabilir. Ya da olmayabilir. Abi Evet. mükemmel değil mi Güzel ya? bağlamış. Çok Yani güzel bağlamış. anlat işte bu anlatması gereken şey tam olarak bu. Ama mesela öbür tarafta sıfır da olabilir, bir de olabilir, 0,2 de olabilir, 0,5 de olabilir, 0,8 de olabilir. Arada çok büyük fark var. Birisi süperpozisyonu sanatsal bir şekilde anlatmış. Gayet de doğru bir anlatım bence. Diğerinde ise çok büyük bir yanlış var. Yani gidip de herhangi bir yerde kuantum bilgisayarda kubitler 0,2, 0,3 olabilir demeyin. Öyle bir şey değil. Süperpozisyon çok farklı bir şey. Bununla ilgili biz videolar çektik. Gidin onları izleyin. Yabancı video kanallarını izleyin. Genelde İngilizce altyazılı ve Türkçe altyazılı bulmanız mümkün. Olmadı bizi arayın sorun. Para istemiyoruz. YouTube'a yorum halinde yazmaları daha iyi olur. Ya Herkes yazılan görsün sorulara zaten. cevap veriyoruz ama işte sorun şu ya. Abi YouTube işi çok zor. Uğraşman lazım. Yani biz influencer değiliz, tamam mı? Ben bir düşündüm dedim lan böyle bir kasmas yapayım.
İşte yani PC bilime hoş geldiniz. Abi buradan peler yapayım. Ben dedim senle video çekimde zaten insanları kaybediyoruz. Gizem vardı. Gizem de enteresan işlere bulaştı. İşte bu insan kaynakları. Alpay vardı. Hani Alpay vardı. Yani Alpay bizi sattı. Önümüzdeki haftalarda daha değişik konuklarımız da olacağız. Taylan'ı alacağız. Kendisi bir yönetmen. Sinema üzerine konuşacağız. Sinema ve görüntü teknolojileri üzerine. Erman'ı bağlarız. Emekli asker, komutan, mühendis, uzun saçlı, buz pateni yapan arkadaş. İşte bu Nadine'i bağlayacağız. İngilizce olacak tabii Nadine'le yapacağımız yayınlar. Bu sayede bizim efsanevi İngilizcemizi duyacaksınız. Aynen. Cosmic Girl. Türkçe konuşuruz, gıcık ederiz onu olur. İnci'yi bağlarız. İnci güzel bir arkadaşımız. İnci ne çalışıyordu ya? Data, istatistik bir şeyler çalışıyorlar. Ya böyle artık bu video serisini her hafta bir tane eklemeye çalışacağız arkadaşlar. Tabii biz uzun uzun konuştuk. Arada bir sürü küfür falan da ettik. Bunları ben editlemeye çalışacağım. Arkadaşların ne yapması gerekiyor? Kanalımızı takip edin. Videolarımızı paylaşın. Yorum yapın. Kanal üzerinden zaten bir gelir elde etmiyoruz. Etmemiz de mümkün değil. İleride etmemizin mümkün olduğu durumlara evrilirsek de bir gelir elde etmeyeceğiz. Zaten öyle bir amacımız yok. Hepimiz işine gücüne sahip insanlarız. Boş bulduğumuz vakitlerde size videolar çekiyoruz. Tabii Koray çok video çekmiyor ama umarım çekecek. Yani ben evet biraz aksattığımı düşünüyorum. Doğru ama video içinde de sürekli söyledim. Bununla ilgili video çekeceğiz, bununla ilgili video çekeceğiz diye. Umut ediyorum yakın zamanda o söylediğim bütün videoları çekip yükleyeceğiz. O yüzden bizle kalın.